bardağımız tepesinin en büyük sorunu arıtılmış su idi. Ve seçim öncesi tüm adayların ortak en büyük taahhüdü de su arıtılmış su üzerineydi. Halkımızın takdiriyle hepimiz bu görevlere geldik. Meclislerimiz, muhtarlarımız, ben ve yapmış olduğumuz bu sürece kadar bütün çalışmalar bir an önce arıtılmış suyun şebekemize verilerek halkımızın artık satın parayla su almasının önüne geçmek ve aile ekonomilerine katkı sunmaktır. Tabii bunun yanında elbette ki sağlığımız adına olduğu kadar beyaz eşyalarımız adına da büyük sorunlar var. Çünkü maalesef yüksek kireçliği evlerde ailelerin beyaz eşyalarına büyük zararlar veriyor ve aile ekonomilerine de ciddi bir bedel ödetiyordu. Tüm bu sorunu bildik hep birlikte, hep beraber oy birliğiyle birçok kararı teşekkür ederim aldık ve artık işin finaline geldik. Finalinde teknik bilgileri de arkadaşlarımız Mehmet Bey, Müteahhit Kırmak, Burçin Bey'de en başından itibaren bizim ekibimiz tarafından içme suyu arıtma tesisiyle ilgili kendi ekibimiz arasında görevlendirdiğimiz arkadaşımız oldu. Şimdi arkadaşlarımız bize yeniden noktayı ve hepimize teknik konularda bilgi verecek. Tabii ki şu anda Kepez Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından da canlı bu program veriliyor. Dolayısıyla halkımız da sular ne zaman akacak diye sorduğunda biz onlara bireysel cevaplar veriyoruz ama bugün de toplu olarak bu programı izleyen hemşehrilerimiz suyun ne zaman evlerinden akacağı konusunda en doğru bilgiyi birinci ağızlardan bizlerden almış olacaklar. Ben kepesimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum ve arkadaşlarımıza bırakıyorum sözü. Buyurun. Mehmet Bey, kendini kim oluyorsunuz? Hadi sen kendini tanıt ve durumu anlat bakalım. Mehmet Bana. Ben yüksek sesliyim. Yüklenme firma yetkilisiyim. İller Bankası İçmen Suyu Arıtma Tesisi yüklenmesiyim. Yüksek sesliyim. Var var. Şu anda geldiğimiz nokta işin %90'ına ulaştı. Bundan sonra teknik bazı imalatlarımız var. Onların küreçleri var. Bayrama kadar inşaat olarak işi bitirmiş olacağız inşallah. Bayramdan sonra da bir ay kadar, 20 gün kadar daha doğrusu test süreci var. Suları alacağız. İller Bankası ve üretici firma gözetiminde teknik analizler, kontroller, sistemin sağlıklı çalışıp çalışmadığına dair testler yapılacak. Yani bu süreç yaklaşık bir ay alacak. Bayramdan sonra da 15-20 gün devam edecek. Bayramdan sonraki 20 günde tamamen arıtılmış su, şişe suyu olarak yani arıtılmış su derken sizin hazır çarşıdan aldığınız şişe su kalitesinde su hem çamaşır makinalarınızda hem bulaşık makinalarınızda kireçlenmenin önüne geçilecek. Asla böyle bir sorun yaşamayacak tepes altı. Yani bu tesis İller Bankası'nın yaptığı en son teknoloji bir tesistir. Yani öyle sıradan arıtılmış su tesisi değil. İller Bankası'nın da yaptığı en iyi, en ileri teknoloji ters ozmoz sistemiyle arıtılmış suyu tepece kazandırmış olacağız. İşin daha önce bitirilmesiyle ilgili bizim yasal sürecimiz aslında yıl sonuna kadar başkanın yoğun tabirinde ise baskısı üzerine veri çekmeye çalıştık ama pandemi buna çok da engel oldu. Ama yine de biz kendi yasal sürecimizden önce işi bitirip teslim edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Sormak istediğiniz soru varsa da cevaplandık. Burçin Bey de teknik bilgileri versin bize. Evet. Başkan hoş geldiniz. Sayın Meclis Üyesi arkadaşlarım ve muhtarlarımız hepiniz hoş geldiniz. Burçin Soysal kendisine. İnşaat mühendisiyim. Seçimlerden önce iki süreçten itibaren böyle bir çalışmalar ve şimdi sorduğunuz
sonunda %90-95'lik dilimine getirdik. İnşallah kısa bir süreçte menba kalitesinde musluklarımızdan birinci sınıf su akıyor olacak. Şimdi biz tabii 2 yıl oldu geleli geldiğimizden itibaren. İlk anlardan itibaren biz bir model belirlemeye çalıştık ilk önce. Hem en ekonomik, hem en teknolojik, hem son sistem olsun. Uzun yıllar yetsin, halkımızın nüfus artışlarını da hesaba katarak uzun yıllar devam etsin, su ihtiyacımız hiç olmasın diye planlar yaptık. Bununla birlikte işte hem en son sistemi tepesimize kazandırdık, hem de kapasite artışlarıyla birlikte 80 bin nüfusa yetecek bir sistemin devreye almak üzereyiz inşallah. Şimdi sistemimiz son sistem, dediğim gibi deniz suyunu bile arıtma kabiliyetine sahip bir sistem. O yüzden yani 80 bin nüfusa kadar hiçbir sıkıntı yaşamadan rahatlıkla birinci sınıf su vermiş olacağız. Aynı şekilde 80 binin de üzerine çıkarma kabiliyetimiz olacak, kapasite artışları dolayısıyla. İnşallah kısa bir süreçte halkımızın memnuniyeti, çeşmelerden suyu verdikten sonra alıyor olacağız. Bütün arkadaşlarım adına teşekkür ederiz. Şimdi 8000 metreküp günde olarak sıfır sertifikte bir su çıkışı elde edeceğiz ilk etapta. Tabii ki bu artışlarıyla birlikte 10.000 metreküp günlük bir su çıkışı rahatlıkla elde ediyor olacağız. Tabii bu verdiğim nüfuslarda burada bölgemizde özellikle devlet hastanesi, Colin Otel, diş hastanesi gibi nüfusu burada olmayıp ama buradaki suları tüketici olan, buraya geçici olarak ikamet eden, gelen insanların hesapları ayrıca tutulmuştur. Bu nüfusun dışındadır söylediğim. Yani onların da kapasitesini, gelişlerini rahatlıkla karşılayacak kapasitedir. Şimdi tabii ki hastanenin oldukça yoğun bir nüfusu var. Onların da günlük kapasitelerini hesapladık. Günlük su tüketimlerini, devlet dairelerini, mesela dış hastanesini, otelleri, onların suyunu Efes Ovası'nda bulunan kuyulardan sağlıyoruz. Kuyulardan çektiğimiz sular ilk önce bu yönde gelip ham su deposuna dolacak ve ham su deposundan şu görmüş olduğunuz hattan buradaki görmüş olduğunuz kum tutucu ve kaba filtrelerden geçtikten sonra YouTube şeklinde görmüş olduğunuz terzozmoz denen membran teknolojisinden geçecek ve 3 tane ayrı depomuza, 3 ayrı mahallemize verilmek üzere arıtılmış su biriktirilecektir. Sistem kaba olarak bu şekilde çalışmaktadır. Günlük 8 milyon metreküp sıfır sertlikte. Evet, sıfır sertlikte. Evet. 8 milyon 600 sıfır sertlikte. Evet. Tabii sıfır sertlikte. Sıfır sertlikte veremeyeceğiz ama. Veremeyeceğiz. Kaçalar kuşağımız için daha fazla bir tabi. 10 sertlikte. 15 sıfırıya daha da sertlikte. Şimdi testlerimiz başlayacak çok kısa bir süre içerisinde. Bir 15-20 gün gibi bir test aşaması var. Tabii çıkacak olan suyun tekrar analizleri yapılarak hem halka en iyi suyu verebilme adına hem de halk sağlığını burada düşündüğümüz için 20 gün kadar bir test süremiz olacak. O testin de arkasından inşallah şebekemize suyu vereceğiz. Planımız bu şekilde. Evet, arkadaşlar sorularınız varsa cevaplamaya hazırız. Buyurun lütfen. Başkanım. Buyurun İsmail. Şimdi Mehmet Bey yüklenici firma su kabı. Su kabı ben anlatayım. Hayır, su kabı söyledi. Sanki belediyenin hiç şeysi olmuyormuş. Hayır ben. Tamam, peki. Lütfen. Şimdi değerli meclisteyiz arkadaşlar. Kıymetli hemşerilerim. İki tane formülle bu işi çözebilirim. Birincisi, biz Kepez Belediyesi olarak ihaleye çıkar, bu biz ihale eder, biz yaptırdık, bizim denetimizde olacak bir. Ama buradaki bütün bütçeyi Kepez Belediyesi'nin cebinden çıkardı. Yaklaşık bu işin maliyeti bizim yaptığımız ihaleyle 10-15 milyon TL civarında bir rakama ihale ederdi.
Ama o geldiğimiz o tarihlerde de ekonomik anlamda böyle bir bütçemiz olmadığı için de ne yapacaktık? Bankalara ya da İller Bankası'na tık tık kredi talebinde bulunacaktık. Yani 10-15 milyon liralık bir kredi kullandığımızda yaklaşık bize bu işin maliyeti 20-25 milyon civarında bir rakama mal olur. İkinci formül ise İller Bankası'nın SUKAP projeleri. SUKAP'ta %50 hibe var. Yani buradaki maliyetin %50'sini İller Bankası, %50'sini de hibe olarak alıyoruz. Ve ihale oldu. İhalenin biliyorsunuz hep birlikte %20 artışını da şey yaptık. Yaklaşık dahil bu işin maliyeti 10 milyon TL civarında bize maliyeti olacak. 10 milyon TL. Bunun da %50'si hibe olduğu için bize maliyeti 5 milyon TL. 5 milyon TL'yi de SUKAP'ta 15 yıl ödemeyle bize kredi veriyorlar. Yaklaşık bunun da maliyeti 15 yıllık faizi, yasal faiziyle birlikte 10 milyon TL'ye falan gelecek. 15 yılda ödeme kaydıyla 10 milyonla gittiğimiz için. SUKAP formülüyle gittiğimiz için. Oysa daha hızlı ve daha çabuk yapabilirdik ama bu sefer de bize maliyeti 20-25 milyon TL olurdu. Dolayısıyla o 15 yıllık bir borçlanma da olmaz. Yaklaşık 5-10 milyon, 5-10 yıllık bir borçlanma olurdu. Ama yüksek faizle bu işin maliyeti gerçekten kefes halkının sırtına büyük bir yükü yüklemiş olurdu. Biz arkadaşlarla sabır içinde hep beraber biliyorsunuz meclislerle hep beraber tüm grupların ortak oy birliğiyle çıktı. Sonuca geldik. Esasında bilmemizi isterim. Kıymetli hemşehri, bu işin bizim tarafımızdaki açılış tarihi 18 Mart'tı. En başında İller Bankası'nda yapmış olduğumuz toplantılarda Mehmet Bey de İller Bankası temsilcileri de hep birlikte yaptığımızda net bir şekilde tarihimiz 18 Mart 2021 olarak planladık. Ama maalesef Covid'i kimse hesaba katmadı. Covid ile birlikte İller Bankası biliyorsunuz birçok resmi kurum ofislerden çalışmadı, evlerinden çalıştı. Buradaki yapılan çalışmaları onaylayacak olan İller Bankası yetkilileri buraya gelip kontrol edip şey yapamadı, onaylayamadı. Dolayısıyla da böyle bir yaklaşık bir 4 aylık bir gecikmeye uğradık. Ben 4 ay için hemşehrilerimden özür diliyorum. Evet, bu başarısızlıksa benim başarısızlığım ama takdir kamuoyunun inşallah en kısa süreçte halkımızı arıtılmış su ile buluşturacağız. Bu konuda hepinize teşekkür ediyorum. Başka sorunuz var mı? Çok da uzatmayalım. Muhtarlarımızdan bir soru alalım. Var mı muhtarlarımız? Evet, buyurun Sayın Muhtar. Tabii ki çok sıkıntılıyız. Sizi böyle alalım o zaman. Hadi burada duygularınızı paylaşın lütfen. Ben muhtarlarımız tabii ki yerel yönetimler konularımızın da. Hamidiye Mahallesi biliyorsunuz ara seçimlerle olan bir mahalle. Son üçüncü bir mahalle. Ve en büyük sıkıntı su olarak geliyorlardı. 2011'den beri su olarak hep önümüze çıktı. Ve gerçekten başkanımız söz verdi. Suyu ben çözeceğim diye. Ve beni o zaman seçimlerde de aynı şekilde yanındaydı. Ve herkese söylediğimizde su çözülecek, merak etmeyin, belediye bunu çözecek dedik. Ve bu dönem içerisinde de gerçekten bütün meclis üyelerimize, Burçin Bey'e, bütün emekçilerimize, başkanımıza tabii ki önce, ondan sonra tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten su çok önemli. Gerçekten insanların banyolarında kireçli su akıyordu. Ve artık herkesten bıkmıştım, inanın, söyleyenlerden, soranlardan. Ama bunu başardılar. Gerçekten kendilerine çok teşekkür ediyorum burada. İnşallah çalışmaların devamını diliyorum gerçekten. Daha güzel olduğu için. Bu cümleye de tabii ki mühendis takımına teşekkür ederim. Devam açılışlı olsun başkanım. Devam açılışlı. Siz soran varsa. Başkan duyurulabilir. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Siz de böyle alalım. Gelin kardeşim. Şimdi kapatayım. Bu arıtma suyunu sebeke verdiğinizde herhangi bir zam olarak ekstra maliyet artışı olarak. Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru sordu. Değerli arkadaşlar, elbette ki bu tesisin çalışmasıyla birlikte su maliyetlerinde bir artış olacak. Yani bunu biz hesap ediyoruz ama bu yıl artık gelir tarifesini belirlediğimiz için arada da yeni bir zam yapmak istemiyoruz. Dolayısıyla yılbaşında halkımız öncelikle bir 5-6 ay şu suyu bir kullansın, kaliteyi görsün. Ondan sonra yılbaşında hep birlikte ben değil, tabii ki plan bütçe komisyonu buradaki takdiri
artacaktır. Ama şu anda herhangi bir fiyatlara, su fiyatlarına değişiklik. Başkanım zaten vatandaş kaliteyi gördükten sonra bize diyecek ki su fiyatlarını arttırın. Çok ucuz su veriyorsunuz diyecek zaten. Şimdi arkadaşlar, İsmail Bey, sevgili dostum, her aile muhtemelen haftada birkaç bidon su satın alıyor. Değil mi İmran Hanım? Evet. Şimdi bunu 4 haftaya baktığımızda yaklaşık minimum her ailenin her ay yaklaşık 100 TL civarında bir su gideri oluyor. Su gideri oluyor. Bu tabii ki 200 TL olan aileler de var, 100 TL olan aileler de var. Ve bunlar artık ailenin ekonomisine, cebine kalacak. Ayrıca beyaz eşyaları da yapacak. Bu su artık beyaz eşyalar da arızalanmıyor. Çok haklılar. Çok haklı. Elbette. Evet. Kombiler arızalanıyor. Efendim, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri. Hepsi ciddi sorun yaşıyor. Biri ayrıca ailede tabii ki biz beyler anlamıyoruz ama bayanlar çok zor. Bayanlar zor. Lavabolar, klozetler, duşakabinler, bataryalar hepsi de kireçli. Başkanım işi şendiğe dökeceğiz şimdi. Hadi İsmail Bey, gel sen konuş. Yok. Sen çok konuştun, gel finalist. Başkanım işi şendiğe dökeceğiz şimdi. Hadi. Hep beraber sen kapanışı yap. Kapanışı yap. Hadi. İktidar baktı. Hadi. Biz beraber. Hayır, partiye girmiyoruz yani. Şimdi yaptık. Zaman söyledi ya, zaman yapılacak mı falan diye. Şimdi dostum, elektriğini kaç para zaman yapabiliyorsun? Yarın bunu konuşmayalım bunları. Hayır, bunu konuşmayalım. Tamam. Tamam, çıkalım. Yılbaşından sonra. Gel sen grup başkanımızı alalım. Grup başkanımız sorun Mehmet Bey'e. Grup başkanımızı böyle alalım. Başkanım, mikrofona konuş. Meydanda bugün duyuyorum bir olay. Mehmet Bey, oğlunuz var mı sizin? Burada çalışıyor mu? Belediye aldık mı? Yok. Böyle bir şey duydum meydanda. Ya, onun için ya. Kendisi cevap versin. Ya boş verin. Bakın arkadaşlar, yani her dedikoduya cevap vermeye kalkarsak bu iş hizmet edemeyiz o zaman. Üzüldüm ben çünkü arkadaşı tanıyorum. Üzülmeyin yani falan. Üzülmeyin ne yapalım. Ben kendi ağzımdan duymuyorum. Hepimiz vicdanen çok rahatız. Bakın ne dedik geldik sevgili Hüseyin'e burada söz verdi. Gayet onu saygı içinde dinledik ve biz de ona gerekli cevabı verdik. Arkadaşlar Kepez için yapılan güzel şeylerde hep beraber kol kola Kepez'e hizmet edeceğiz. Kaldı 2,5 yılımız. 2,5 yıl içinde çok daha güzel işleri birlikte başaracağız. Halkımız ondan sonra gereğini takdir edecek. Dedikodulara bakarsak o zaman iş yapamayız. Biz dedikoduyla değil. Evet. Hayırlı olsun. Ha, en son bir daha söyle ve kapatalım. Evet, Kepez için hayırlı olsun. Haydi bakalım. Başkanım ben başta ekip arkadaşlar. Milletler Parti, İYİ Parti'yle, AK Parti'nin adına teşekkür ediyoruz. Oy birliğine gelmişti. Ayrıca çalışan bürokratlarımıza, işçilerimize ve teknik elemanlarımıza, müteahhit kardeşim Mehmet Bey'e, hemşerim aynı zamanda. Hemşerim derse geri dedik. Çok teşekkür ederim. Nereden hemşerim olursan yeni yıl. Muhtarlarımız da katıldığı için bizi sabırsızlıktan dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Basın ve çalışan arkadaşlarımıza herkese teşekkür ediyorum. Başkanım. Kepez'imize ayrı olsun. Çok güzel bir tesis kazandık. Hadi bakalım. Hadi.